Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz 4. sınıf İngilizce 1. ünite. Bu videoyu izlemeden önce kanalımızdaki 1. ünite resimli kelimeler videosunu izleyin, kelime eksiklerinizi giderin. Kelime videomuz resimli, animasyonlu, anlamlı ve okunuşlu. Ayrıca sonunda bulunan kelime ve cümle testiyle kelime ve cümle eksiklerinizi görebilirsiniz. Bu videonun linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Kelimeler videosundaki kelimeleri çok iyi öğrendikten sonra bu konu anlatım videomuzu izlediğinizde bu ünitede 4-4'lük hale gelebilirsiniz. Bu videoda sınıf kurallarını, izin ve rica ifadelerini, 100'e kadar sayıları öğreneceğiz. Video sonundaki test kısmıyla konuyu pekiştireceğiz. Classroom rules dediğimiz sınıf kurallarıyla başlayalım. Be quiet, sessiz ol demek. Sınıf kurallarını genelde emir cümleleriyle ifade ediyoruz. Hani gel, git, otur, kalk şeklinde. Sit down, otur. Stand up, ayağa kalk. Raise your hand, elini kaldır. Open the window, pencereyi aç. Close the door, kapıyı kapat. Evet, kapı, pencere, kitap, defter gibi nesneleri aç, kapa derken open ve close kullanıyoruz. Fakat elektronik aletleri aç, kapa derken turn on ve switch on ya da turn off, switch off kavramlarını kullanıyoruz. Şimdi burada göreceğiz zaten. Come in, içeri gel demek. Say that again, tekrar söyle. Clean the board, tahtayı sil ya da tahtayı temizle. Turn on the light. Evet, turn on, elektronik aletleri aç derken turn on kullanıyor ya da switch on var. Switch on. Turn off the light, ışığı kapat. Elektronik aletleri kapat derken turn off kullanıyoruz. Elektronik aletler üzerinde bunları görmüştünüzdür zaten. Listen to me, beni dinle. Evet, listen to the teacher, öğretmeni dinle. Leave your book, kitabını bırak. Mesela diyor, leave your pencils, kalemlerinizi bırakın. Stay in the line, sırada dur. Line, sıra, kuyruk anlamına geliyor. Stay, kalmak, bir yerde kalmak, durmak. Look at the board, tahtaya bak. Mesela look at me, bana bak. Look at the teacher, öğretmene bak. Go back to your place, yerine geri git. Take ve give fiilleri bu ünitede çok geçiyor. Take, almak, give, vermek demek. Şimdi rica, izin ifadelerine bakalım. May I ve can I ifadeleri eş anlamlıdır ve rica, izin ifadeleri oluştururken kullanabileceğimiz kavramlardır. May I ve can I'dan sonra fiil getiriyoruz ve ebilir miyim, abilir miyim anlamı veriyor. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Bir de please ifadesi var. Emir cümlelerinin başına ya da sonuna please getirdiğimizde o emir cümlesini nazik hale getiriyor. Bir rica, izin ifadesi haline getiriyor. Şimdi örneklere bakıyoruz. May I come in? İçeriye girebilir miyim? Ya da içeri gelebilir miyim? Bak, may I ifadesinden sonra fiil getirdim. Come fiili. Come, gelmek demek. May I ile can I eş anlamlı. Tek farkı şu, may I daha nazikçe. Ama ikisini de benzer anlamlı diyoruz. May I yerine can I kullanabilirsiniz diyoruz. May I sit here? Buraya oturabilir miyim? Bak, sit, oturmak fiilini kullandım. May I take your ruler? Cetvelini alabilir miyim? Take, almak. May I close the door? Kapıyı kapatabilir miyim? May I answer the question? Soruyu cevaplayabilir miyim? Bak, cevaplamak, kapatmak, almak, oturmak, gelmek fiillerini may I'dan sonra getirdim. Evet, rica, izin ifadesi cümlesi oluşturdum. Can I'lı cümlelere bakalım. Can I join you? Size katılabilir miyim? Ya da sana katılabilir miyim? Join, katılmak. Can I join your game? Oyununuza katılabilir miyim? Evet, can I ifadelerinin olduğu yere may I da yazabiliriz. May I olan yerlere can I yazabiliriz. Anlam değişmez. Çeviri değişmez. Please be quiet. Lütfen sessiz ol ya da lütfen sessiz olun. Give me the ruler please. Lütfen bana cetveli ver. Me, beni, bana anlamları veriyor. Me. Mesela listen to me. Beni dinle. Look at me. Bana bak. Mesela help me. Bana yardım et. Give me, bana ver. Open the window please. Lütfen pencereyi aç.
Ya da lütfen pencereyi açın. May I turn on the light? Işığı açabilir miyim? Evet, can I da yazabilirim buraya. Can I join you? Size katılabilir miyim? Can I take the ball? Topu alabilir miyim? May I take the ball da diyebilirim. Can I sit here? Buraya oturabilir miyim? Ya da may I sit here? May I come in? İçeriye girebilir miyim? Ya da içeri gelebilir miyim? Be quiet please. Lütfen sessiz ol. Be slow please. Lütfen yavaş ol. Help me please. Lütfen bana yardım edin. Bakın me, beni, bana. Give me the book please. Lütfen bana kitabı ver. Can I take your book? Kitabını alabilir miyim? Of course. Tabii ki. Here you are. Buyur. Evet, bu da of course ifadesi yerine şurada kullanabilirdik. Tabii ki elbette anlamı veriyor. Yani here you are, buyur, buyurun demek. Sadece here'la karıştırmıyor. Here mesela come here, buraya gel demek. May I sit here, buraya oturabilir miyim demek. Bu da here you are bir kalıp olarak öğrenin. Here you are, buyur, buyurun demek. Give me the ball please. Lütfen bana topu ver. Here you are. Buyur. Can I join you? Size katılabilir miyim? Sorry, not now. Üzgünüm, şimdi değil. Can I take the ball? Topu alabilir miyim? Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi değil. Evet, may I ve can I'lı ya da please'li izin ve rica ifadelerine cevap verirken olumlu ifadeler şunlar. Sure, of course. İkisi de eş anlamlı. Tabii ki, elbette demek. Sure, of course. Yes, please. Evet, lütfen. Yes, you may. Evet, yapabilirsin. Mesela diyorum ki, may I open the window? Pencereyi açabilir miyim diyorum. Karşıdaki kişi diyor ki, yes, you may. Evet, açabilirsin. Evet, yapabilirsin. Yes, you can. Yes, you may ile eş anlamlı. Reddetme ifadeleri. Evet, kabul etmeme, olumsuz yanıt vermede. Sorry, üzgünüm. Yani maalesef, üzgünüm. Özür dilerim anlamı da var sorry'nin. Sorry, not now. Üzgünüm, şimdi değil. Sorry, not right now. Şimdi değil. Ya da no diyebiliriz mesela. No, you can't. Hayır, yapamazsın da diyebiliriz. Şimdi sayılara geldik. 1'den 100'e kadar sayıları öğreneceğiz. Önceki yıllarda 1'den 20'ye kadar öğrenmiştik. Şimdi 1'den 20'ye kadar sayıları bir hatırlayalım. Evet, 1, 2, 3. Bunu peltek okuyorduk. Dikkat. 3 şeklinde. 3 demiyorduk. 3 dediğimizde ağaç anlamına geliyordu. Ona tabii burada H harfi yoktu. Dikkat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'den 20'ye kadar sayıları hatırlayalım. Bunlarda bir kural vardı. 13-19 arası sonuna teen alıyordu bak. Bu mantığını kapalım. 11, 12, evet 13'ten 19'a kadar bak sonunda teen. 13. Bak bunu da peltek okuyorum. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya da 20 şeklinde. Hızlı okurken 20 diyorlar. 20, 21, 21 hızlı okurken. Şimdi evet 100'e kadar olan sayılara bakacağız. Şimdi onluklu ifadelerden başlayalım. Onluklularda 10 ya da 10 onu biliyoruz. 100, 100 ya da 100. 100 derken ikisini kullanabilirsiniz. Şimdi burada 10 ve 100'de gençler bu şekilde söylüyoruz. 20 ile 90 arasında bakın sonuna T'ye geliyor. Bak burada farklı renkle yapmışım. Mantığını kapalım yani. Şimdi 1'den 100'e kadar tek tek sayıları ezberlemeye gerek yok. Mantığını öğrenelim biz. Kuralını öğrenelim. Sonra bakın onlukların sonunda hep T'ye var. 20 ve 20 bak, ya da 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Şimdi 21, 22, 35, 45, 77, 99 gibi o ara sayıları nasıl söylüyoruz, buna bakacağız. Onlarda da yine gençler mantığını kapmamız yeterli. Ne yapacağız? Bu onluklu ifadeyi bakın, bu ilk 10 sayının başına getirdiğin zaman evet yeterli oluyor. Bak 21 dediğimde 21. Bak. 22 22. 23 23. 29 29. 33 33. 44 44. Bak. 49 49. 48 48. 45 45. 66 66. 77 77. 88 88. 99 99. 91 nasıl diyeceğim? 91. 95 95. 98 98. Bak onlukluyu, bak bu ilk 10 sayının başına getirdiğinde o ara sayıları ifade etmiş oluyorsun. Evet. 13 19 arası sonuna teen alıyor. Onluklular 10 ve 100 hariç, bak bunlar 20-90 arası sonuna T'ye alıyor. Dikkat. Bak 13 derken 13, 30 derken 30, 40 derken 40, 14 derken 14. 12 ve 20 karıştırılabiliyor. Dikkat ediyoruz. 12, 12, 20, 20. 3, 13, 30. 3, 13, 30. Şimdi biraz pratik yapalım. Ben çözümlerini, doğrularını vermeden önce siz de kendiniz yapabilirsiniz durdurup. 89 nasıl diyeceğiz? 89. Bak, 80, bak 80. 9, 9, 89, 89. 74, 74. 47, 47. 36, 36. 68, 68. 55, 55. Şimdi how many ifadesine geldik. How many? Kaç tane demek. Bir şeyin kaç tane sayısını sorarken kullanıyoruz. How many balls? Top kaç tane? Ya da kaç tane top? Sorusunu bak bu şekilde ifade ediyoruz. How many balls? How many'den sonra gelen isim genelde evet arkadaşlar nedir? Çoğuldur. How many'den sonra daima çoğul isim, genelde değil. Daima how many'den sonra gelen isim çoğul isimdir. How many balls? How many rulers, kaç tane cetvel. How many children, kaç tane çocuk. Seven, top kaç tane? 7 tane. How many balls are there, kaç tane top var. Are there ifadesi var anlamına gelen there'ın soru biçimi. Bunu üst sınıflarda göreceğiz. Kısa bir şekilde map kitabında geçiyor. O yüzden koydum bunu. Kaç tane top var? There are seven balls. 7 tane top var. There are var demek. Bu ünitedeki benzer anlamlı kelimelere bakalım. Yazılılarda, böyle testlerde, etkinliklerde karşımıza çok çıkar bu. Bir ünitedeki benzer anlamlı, zıt anlamlı kelimeleri öğrendiğinizde testlerde, etkinliklerde ve yazılılarda rahat edersiniz. Çok işinize yarar. Now şimdi demek. Right now'la bak benzer anlamlı. Razor, rubber, silgi. May I, can I? İkisi de benzer anlamlı. Ebilir miyim, abilir miyim? Rica izin ifadesi oluşturuyordu. Evet, may I sit here? Can I sit here? Buraya oturabilir miyim? Bak, aynı anlam veriyor. Sure, of course. Tabii ki. Zıt anlamlı kelimelere bakalım. Go, gitmek. Come, gelmek. Turn on, turn off. Açmak, kapatmak. Elektronik aletlerde. Take, almak. Give, vermek. Open, açmak. Close, kapatmak. Evet, bu iki ifade defter, kitap, evet, kapı, pencere için kullanıyoruz daha çok. Şimdi test ile konuyu pekiştirelim. Birinci sorumuz, evet, 77'nin İngilizcesini soruyoruz. Evet, testte genelde 5 soru var. Her soru öncesi kendiniz durdurun, çözün, sonra çözüm izleyin. 77 neydi? 77. 70 neydi? 70. 7, 7. 17, 17.
93. 93. 39 neydi? 39. 94. 94. 90. 90. Tim, Jim diyaloğunda verilen boşluğa evet, hangi ifade gelmeli? Jim ne diyor? There are three pencils. 3 tane kalem var. Bak ne? Tim neyi soruyor? Kaç tane kalem var diye soruyor. Bak pencils. Evet, how many olacak tabii ki. Kaç tane kalem var? How many'den sonra gelen isim çoğul isimdi daima. 3 tane kalem var. Evet, kalemin sayısını soruyor. How old nedir? Kaç yaşında? How old are you? Kaç yaşındasın? How nasıl demek? How are you? Nasılsın? I'm fine. İyiyim. What? Ne? What's your name? Andy, Candy diyaloğu. Can I open the window? Pencereyi açabilir miyim? Candy diyor ki it's cold. Hava soğuk. Diyor. Soğuk diyor. O zaman ne yapacak? Candy olumsuz yanıt verecek. Olumsuz yanıt nedir? Sorry, not now. Üzgünüm. Şimdi değil. Hava soğuk. Sure, you can. Elbette. Açabilirsin. Elbet açabilirsin dedikten sonra hava soğuk demesi mantıksız olur. Yes you may. Evet yapabilirsin. Yes you may ile sure you can benzer zaten. Of course tabii ki demek. Bakın ACD'de olumlu olumlu olumlu. B'deki ifade olumsuz. Buradan da yapabiliriz. Son sorumuz. Give me the ruler please. Lütfen bana cetveli ver. Andy ne diyor? Yine isteyen cetveli isteyen Andy teşekkür ediyor. Demek ki kendi ona cetveli veriyor. Uzatıyor. Evet ne diyecek? Here you are. Buyur diyecek. Evet, buyur arkadaşım. Al cetvel. Buyur. O da teşekkür ediyor. Sorry not now. Üzgünüm şimdi değil. Bir şey değil. You're welcome. Bir şey değil demek. Thank you'ya karşılık söylenir. Thank you. You're welcome. Sadece welcome derseniz hoş geldin demektir. Yes you may. Evet yapabilirsin demek. Bana bak cetveli ver diyor. Buna buyur uzatacak yani cetveli. O yüzden Denizli uygun. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Başarılar.